Evet, herkese merhaba. Bütün per yön gönüllüleri, per yön üyeleri, hepiniz hoş geliyorsunuz. Tüm per yön gönüllüleri merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir canlı yayınla beraber olacağız. Birazcık erken açtım, bağlananlar rahatça bağlansın bizlerle olsun diye. Yavaş yavaş gönüllülerimiz Kerem'le beraber sohbetimizi merak edenler buraya bağlanıyorlar. Hoş geldiniz. Heyecanlı bir süreçmiş bu. Beklemek. Birazcık zamanı doğru yönetebilmek adına zamanında bağlanacağız. Ve arkasından da Doktor Kerem Dündar'la çok güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Saat 3 dediğimiz için bir 2 dakika daha bekliyoruz. Serdar Başkanımız da burada. Aslında Kerem de bize katıldı ama onu bağlamadan önce 1-2 dakika beklemek istiyorum. Evet. Alacağım Keremcim, hemen 2 dakika sonra seni yayına. Ben de çok heyecanlıyım çünkü bu canlı yayınlarda üstad biriyle canlı yayına çıkıyoruz. Biliyorsunuz Doktor Kerem Dündar bu sürecin başından beri hepimizi desteklemek için hemen hemen her gün birden fazla canlı yayınla karşımıza çıktı. Bu canlı yayın yönetiminde gerçekten bir üstad. Bütün diğer becerilerinin yanında tabii ki diyelim. Evet, hoş geldiniz tekrar. Günde 10 tane çıkıyormuş. Serdar Başkanım öyle yazdı. Zaten ben bir ara aileden çok Kerem'i görüyordum ekranda. Evet. Ben 2 dakika Kerem'i almadan önce neden buna başladık birazcık bahsedeyim. Tabii ki bu salgın döneminde gönüllülerimizden, dostlarımızdan ve insan kaynakları, insan yönetimi camiasından uzakta kalmamak adına biz de hemencecik kendimizi Peryön Ege Dernek olarak adapte edip canlı yayınlarla sizlerle beraber olmayı istedik. Bu dönemde hem kendi gelişimimiz hem ailemizle beraber olan süreçte salgın dönemini ve sonrasını nasıl yönetelim, iş dünyasına artıları, eksileri, neler olacak, biz nelere adapte olacağız gibi farklı konularla her Perşembe saat 15'te sizlerle beraber olacağız. Şimdi ben Kerem'i de alıyorum. Kendisi zaten istek gönderdi. Evet, Dündar'ı almak üzere bağlandım. Evet. Merhabalar. Ne haber hocam? Kerem'i ben gördüm. İyiyim. Sen nasılsın? Evet. Bağlantılarımız. Acaba bir sıkıntı mı var bizde? Ben kendimi görüyorum ama. Evet. Sesin geliyor. Harika. Tamam. Görüyorum. Evet. Kerem, valla bir dönem aile üyelerinden çok seni görüyordum. Söylemiştim de sana zaten. Neden acaba böyle bir bağlantı dolmamız oluyor? Ben birazdan zaten şeyleri kapatacağım, yorumları kapatacağım. O zaman zaten daha da Kerem'in yüzünü de görmüş olacağız hep beraber. Yok canım, Evet. bizim ekip bizeyiz, sıkıntı yok. Ya evet, bir dönem Sen. öyle aile üyelerinden daha çok görmemenizi umarak başlayalım bu fırsatta. Tabii aile üyelerimizi de görün bence. Şöyle bir şey oldu Ece, yani ben çok yani göz önünde bir konuşmacıyım. Yıllardır bütün şirketlerde hani paylaşmıyoruz bunu sosyal medyadan ama bir sürü temasta olduğumuz insan var. Yani zor bir günde, zor zamanda onların yanında olmama şansımız yoktu açıkçası. Ben de müsaittim. Bu vesileyle planladığımız, ulaşmayı arzu ettiğimiz bir takım kitlelere de bu vesileyle ulaşmış olduk. Yani işte aileler için bir şey yapmak istiyorduk. Öğretmenler için yapmak istiyorduk. Öyle bir talep oluşuyordu. Bir türlü yanıtlayamıyorduk. Orası ayrı bir kulvardan gitti. Çok yakın arkadaşlarım var. İşte Evrim Kur'an, Akan Abdullah.
O, ya, bu ekiple de ara ara buluşup laflayalım. İnsanlar da bizi dinlesin dedik. Yani normal telefonla konuşacağımıza. Canlı yayın aracılığıyla. Sonra tabii canlı yayınlar çok artınca insanların bununla ilgili bizim tüm üretimlerle ilgili bir sarkastik yaklaşımımız vardır. Bunu genelde üretmeyenler icat ederler. Onlar da o şekilde popüler olmaya çalışırlar. Yani bizde şöyle bir tarz oluyor. Bir yapanlar oluyor. Yapmak demek içinde hata da olur, eksik de olur, yanlış da olur demek. Bir korkaklar oluyor yani yapmamayla alakalı. Korkaklar bir müddet sonra hiçbir şey yapmamaktan rahatsız oldukları için yapanları eleştirmek gibi başka bir hobi ediniyorlar. Yani memleketlerde öyle bir kültür var. Bu bir patern. Ben hiçbir zaman o tarafta olamadığım için yani yapılsın da nasıl yapılırsa yapılsıncıyım biraz. Elden geldi çünkü öyle bir satürasyon sonrasında zaten iyi olanlar kalıyor. Ben yıllardır sahnelerde konuşuyorum tabii ki sosyal medyada bu zor zamanda hiç konuşmuyor olmak olmaz. Etrafımda benim sevdiğim bütün arkadaşlarım da tüm bu iyi niyetli yeni bildirimlere rağmen ellerinden geleni yaptılar. Yani 1,5-2 aydır bizi takip eden insanlar sıkılmadan bu süreci atlattık. Yani kaç kişi şöyle mesaj aldı bilmiyorum ama neredeyse COVID sayesinde bir sürü insan tanıştığım için neredeyse iki COVID oldu diyeceğim. Her gün yüzlerce mesaj aldık böyle. Bence bu güçlü. Sizin de işte Peryon Merkez'de de bir buluştuk. Sizin de işte Serdar aradı, sen aradın sağ ol. Şimdi ne diyeyim yani yok gelmiyoruz mu diyelim ya yani mecburen. Yok. Tabii ki yani kim olursa olsun sayfanızda bir sesimiz duyulsun. Sesimizin eriştiği yere belki de niyetimiz de erişir. İç huzurumuz da erişir. Çünkü bu dönemi bilgiyle atlattığınızda, bilerek atlattığınızda kaygıdan çok korku yaşıyorsunuz ve korkular tedbiri alınınca çözülebilecek şeyler. Korkular birilerin ses verdiğinde rahatlatılacak şeyler. Yani eğer biz bunu böyle düşünmezsek o zaman bir manası yok. Ben bizim ülkenin eleştiriden bugüne kadar hiçbir menfaat elde ettiğini düşünmüyorum. Doğru, Birbirini haklısın. yargılamaktan hiçbir menfaat elde ettiğini düşünmüyorum. Ama böyle insanların yok olup kaybolacağını da düşünmüyorum. Yani bir yere gidecek halleri de yok. O yüzden bizde zaten bu konuda bir alışkanlık var. Yani işini yapmaya alışkın insanlar kim ne derse desin işini yaptığı için bu taraftan çok şeyimiz yok. Öte yandan ebeveynle ilgili bir şey için buluşmuş olmaktan keyif aldım. Çünkü yani ben esas iş dünyası profesyoneliyim yani. Beyin nasıl çalışıyor, Evet, liderlere onu evet. anlatıyorum. İnsan kaynakları nasıl beyin odaklı yönetilir onu anlatıyorum. Müşterinin beyin nasıl çalışıyor onu anlatıyorum. Beyin dostu şirket diye de zaten bir markam var Evet, yani. Hani onaylı bir markam markamız var. Onu var. dizayn ediyoruz. Ama aile işi benim sosyal sorumluluğum. Bir sosyal girişim kurduk onunla ilgili. Yaratıcı ebeveyn diye. Evet, ondan ben de bahsedecektim ama sen bahset bence. Süper, süper. Aynen. Yaratıcı ebeveyn diye. Çünkü niye? Çünkü iş dünyasında çalışınca burada çalışan herkes birinin evladı. Yani hani bu insanları biz bazen birinin çocuğu olduğunu, birinin annesi olduğunu unutarak çalıştırıyor veya onlardan öyle bir performans bekliyor olabiliriz ama aile hayatı içinde yaşadığımız pek çok şeyin iş dünyasında bir karşılığı var. Tabii ki o karşılıkla temas ettikçe o tarafa ne yapabiliriz diye düşünmeye başladım. Çünkü benim esas işim beyin araştırmaları yapan bir merkezin sahibiyim. Orada akademisyenlerle, psikologlarla, alanında uzman kişilerle buluşup içerik üretmek. Yani iş dünyası için bunu ben tüketiyorum daha çok. Ama öte yandan da işte ebeveynler için de böyle içerikler üretelim dedik. Yaklaşık 1,5 yıldır falan bu işle uğraşıyoruz. Öğretmenler için ürettik Ece. Yani bir öğretmenin bilmesi gereken asgari neuroscience makalelerini topladık. Onlara bir 10 haftalık eğitim içeriği hazırladık. Ve bunları şimdi özellikle bu sosyal girişim tarafında öğretmenler ve veliler için eğitmen eğitiyoruz. Ki ülkenin genelinde biz bu eğitimleri eğitmenler vasıtasıyla verelim diye. Şirketlerden de bu konuda çok bize sağ olsunlar çok olumlu tepkiler var. Onlar bize diyorlar ki gelin bizim anne babalarımızı eğitin. Biz onların anne babalarını eğitiyoruz şirket içerisinde. Bununla ilgili online eğitimler veriyoruz. WhatsApp'tan veriyoruz bütün eğitimlerimizi bu arada. Biz orada bir tabii başka kaslarımızı kullandık. Evet. Öğretmenlere de WhatsApp'tan veriyoruz eğitimi. Sonra mesela özel okul öğretmenini eğitirsek, şirketteki ebeveyni eğitirsek, yani bunun için bir para alırsak da onun karşılığında mutlaka gidip bir erişim güçlüğü olan ya bir köy öğretmenine ya bir şeye eğitim vermeyi arzu ediyoruz. Şirketler bu konuda bize çok hakikaten hayatımda ilk defa böyle önden sipariş aldım. Biz de mutlaka çalışın. Biz de mutlaka çalışın diye. Tabii öbür taraftaki dostluğumuz bunu çok pekiştiriyor.
Birazcık sosyal girişim. Etkisi daha büyük. Hani ben şirket tarafında daha butik çalışan biriyken etkisi daha büyük bir alanda anne babalara ve öğretmenlere eğitim vermeyi planlıyor. Bugün bunun için buluşmuş olmaktan ayrıyeten keyif aldım. Çünkü sizin bulunduğunuz lokasyon bunları çok iyi içselleştirip çok iyi kurgulayabilecek. Belki oralardan gönüllümüz çok olacak. Belki İzmir'e gelip bunun bir tanıtımını, lansmanını yaparız sizlerin de desteğiyle. Sizler bizim oradaki dostlarımızsınız. Yani anne babalık konuşmak da o yüzden benim için çok keyifli olacak bugün. Sağ ol, teşekkürler Kerem'ciğim. Şimdi ben seninle ilk tanışmamda senin dediğin gibi hani beyin üzerine biliyorsun çalıştığım şirkette bir konuşmacı olarak davet ettik seni. Çok da keyif aldık. Hani yüzlerce çalışanımız seni dinledi ve arkasından hani hep sen bir Kerem, hani Doktor Kerem Ünal de Kerem oldun benim için. Hani böyle bir arkadaş dost oldun tabii ki. Ve sadece sonra Tabii seni ki. bugün davet ettikten sonra biraz da hani ya ben Kerem'le ilgili ne söyleyebilirim diye de bakarken şeyde internette tabii ki Ekşi Sözlüğe girdim ben. Hani genelde oralara bakıyorum Ekşi Sözlük'te neler deniyor diye. Valla seninle alakalı o kadar güzel şeyler var ki. Yani dinlenmesi çok keyifli bir bilim insanı. Hani başında nöro olan ve beyni gerçekten çok eğlenceli ve stand-upçı gibi hani anlatabilen bir doktor. Keşke herkes onun gibi egolarından arınmış olsa ve böyle paylaşsa diyor. Hakikaten çok gurur duydum. Hani bir Peryön dostu olman da bizim derneğimiz açısından da çok gurur verici. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Bütün hani Sağ bizi ol. izleyenlere de. Kendi adıma da ben senden her zaman çok faydalanıyorum. Hani sen bunu hissetmiyor olabilirsin ama seni dinlemek, dinleyen herkes senden tık tık bir şeyler alıp Estağfurullah. hani Çok biz de naziksin. Olur mu? kullanıyoruz onları. Çok sağ ol. Yaratıcı ebeveynine de çok baktım ve bugün hakikaten ben aslında bu Serdar Bey sağ olsun sen modere et bu görüşmeyi dedi. Ben aslında hani bu aile kısmını çok çok Sağ önemsiyorum. olasın. Çünkü şöyle bir şey oldu. Biz tabii çocuklar eve girdiler. Hani okula gidiyorlardı. Artık eve girdiler. Bazı ebeveynlerin işleri tamamen kesildi. Onlar da eve Maalesef, girdiler maalesef. maalesef ki. Bazıları yarı gidiyor, yarı geliyor. İşte annelerin düzeni biraz daha farklılaştı. Çünkü evden çalışan kadın bir de üstüne eğer böyle bir paylaşım olmuyorsa hani Bu yemeği, konu çok tehlikeli. çamaşırı bir Bu şeyleri de konu çok alıyor. tehlikeli. Dolayısıyla bu pandemi döneminde salgın ve de hepimiz de biliyoruz sen benden çok daha iyi bunu görüyorsundur. Hani bu ne ilk salgın ne son salgın olacak büyük bir ihtimalle. Hani bizim çevreye, dünyaya verdiğimiz zarar paralelinde bizim daha bilinçli bir arada olabilmek, çocuklarımızı yetiştirip ve kendimiz de aslında dediğin gibi biz de birinin çocuğuyuz. Hani bizim kendimize de bakışımız ve iyi olma halimizi tutabilmek için özellikle senin gibi böyle hem beyni çalışan hem bu konuya gönül veren bireylerin desteğine ihtiyacımız var. O yüzden de bizi dinleyenlere bu dönemde özellikle neler öneriyorsun, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Biraz bunları paylaşmanı rica Ya ediyorum. neredeyse ilk vaka çıktığı günden beri konuşuyoruz Ece. Mutlaka bir şirkette konuşuyoruz gün içerisinde senin de söylediğin gibi. Şimdi ben şöyle bir şey hayal ettim. Şirketlerle çalışmaya devam ediyoruz. Yani bizim zaten en yoğun dönemimiz aslında bu. Herkesin işi gibi bizim de işlerimiz hep iptal oldu. Yani iptal ettik. Hatta böyle mahcup Evet. olanlar oldu. Çünkü aramızda sözleşmeler, anlaşma dedik. Ne münasebet. Hiçbir şeyimiz yok. Ya ben hiç yani erteleyelim falan bile demedim. Dedim ki ya iptal edelim arkadaşlar. Çünkü böyle konularda şimdi hepimiz akıllı mantıklı insanlarız ve bir takım işletmesel, işte bir takım ekonomik kurallara tabiiz diye düşünüyoruz. Ama bunların hepsi bizim icat ettiğimiz şeyler. Yani olmazsa olmaz şeyler olmadığını bugün anladık. Ama insanlık ortak bağlamı bizi bir arada tutan şey. Şimdi eğer orayı atlarsak oradan sonrası çok karışık. Bu dönem biraz orayı unuttuğumuzu hatırlama dönemi oldu. Tabii virüsün böyle bir sorumluluğu yok. Herhangi bir travmatik olayın, travma demeyelim, travmatik olay diyelim, herhangi bir ani karşılaşmanın sürekli insanda yarattığı şey bu işte, dibe vuruşların, batmaların, değil mi? Yani insan maalesef yani şey derler ya, bir musibet bin nasihattan iyidir diye saçma bir laf var maalesef. Bu insanın bug'ı arkadaşlar. İnsan öğrenip yapmak yerine düşük bir bütçesi vardır öğrenip yapmanın. Öğrenmek için bedel harcarsınız. Kaybedip pişman olup ondan sonra birden çığırtkanlaşıp birden bütün o eforunu sarf edip bazen tükenmişlik yaşayacak kadar debelenip
kurtulma eğiliminde olan değişik bir canlı. Yani aslında akıl bunu gerektirmez. Akıl şunu gerektirir. Yaşanmışlardan öğrenirsin. Bunu senin yaşamış olman da gerekmez. Yani sen benim yaşandığımdan öğreneceksin. Ben senin yaşandığından öğreneceğim ki birbirimizin üzerinden devam edelim hayata. Onu insanoğlu öyle yapma eğiliminde değil. Değil, maalesef değil. Yani anlayamadığımız bir ölçekte değil. Ben de değilim bu arada. Hiçbirimiz değiliz. Neden değiliz? Çünkü insan kendi başına yeterli bir canlı değil. Yetersiz bir canlı. Ve hepimizin içerisinde bu yetersizlik zaten çocukluktan kalma var. Bu yetersizlik dünyaya geldiğimizde suratımıza çarpan en büyük sille. Ne yapıyoruz o yüzden? Bir ebeveyn bağı oluşturuyoruz. Anneye babaya bağlılıkla başlıyor hayat. Anneye babaya çünkü onsuz ölür. İnsan canlısı, bakın çok ilginç bir menfaati var evrende. Beyninin büyüklüğünden ötürü ama aynı şey onu rezil de ediyor. İnsan canlısı kendi başına ayakta durabilmek için en çok destek alması gereken, en uzun süre eğitim alması gereken canlı. Daha doğrusu en uzun süre tecrübe seti biriktirmesi gereken canlı. Bak çok enteresan bir şey bu önce. Yani bu özelliğinden ötürü insan bu ebeveyniyle yaşadığı bu ilişkiyi, bu karşı tarafın çözebilme kabiliyetine olan güveni. Bak karşı mı o karşı taraf yani. Yani artık devlet çözsün de aynı, şirket çözsün de aynı, Amerika çözsün biz kullanalım bak anladın mı yani hani Doğru. bugün yaşadığımız paradoks bu. Anasız babasız kaldık gibi oldu. Annesiz babasız kaldık ve farkındaysan insanın kendi kendine yetmesiyle alakalı kısımdan çok yakındığımız konular hep şey. İşte bizim şirket şunu yapmadı, devlet bunu yapmadı, dünya şunu yapamadı falan gibi. Hep o dışarıyla alakalı. Belki de bu dönemde öğrenilmesi gereken en kıymetli şey buydu. Ve Yani bugün suçlamayı kendi bırakmak. kendimizi ya suçlamayı bırakamayız biz. Değil Bunu mi? bırakamayız da kendi kendimize ne kadar yön dedim ya hani ben bir de böyle benim belki de sağ olsunlar bu olumlu şeylerin bir tarafı hani bu işi keyifle anlatabilmemse aslında ben hiç öyle keyifli bir şey anlatmıyorum. Beyin anlatıyorum yani hiç keyifli değil. Kullanmayan bir insan için çok keyifsiz bu farkındalık. Onu Doğru. o yüzden özellikle keyifle anlatmaya özen gösteriyorum ki o tarafta kırdığımızı bu tarafta sarabilelim. Ve dert tabii ki iyi niyetli bir şekilde bu bilgiye henüz hiç erişmemiş, bu bilginin nasıl kullanılacağını öğrenmemiş bir insana bu bilgiyi kullanırsa hayatında kat edeceği yolculuğu, mesafeyi, bu mesafe her zaman bir yerden bir yere doğru yükselmek manasında olmayabilir. Bazen daha çok içine girmeyi anlatabilir. Bu dönemi değerlendirirken biraz öyle bakmak lazım Ece. Yani ilk günden beri anlatıyoruz ve ilk günden beri önce hastalıktan korunmayı anlattık. Adım adım anlattık yani. Sonra işte bu sürecin psikolojisini anlattık. Sonra birazcık zaman geçti, nasıl tükendik vesaire, evdeki kaos ne oldu onu anlattık. Sonra geldiğimiz yerde ben bugün artık işte bir haftadır şunu anlatmaya başladım. Geri dönüş süreci nasıl olacak? Lan, baksana yani yıllarını geçirdiğin hayatın içerisinde bir kırılma yaşıyorsun ve o kırılmanın sonucu, o kırılma yaşadığın kırılma sonucu hayatında bir takım değişiklikler olacağını düşünüyorsun. Bu da sende kaygı yaratıyor. Yani düne kadar beğenmediğin şeylerin değişmeyeceğine dair bir fikir bile o da kaygılandırıyor. Yani insan yakınmasının yanında bunu gerçekten değişim beklentisiyle yapıyor gibi gelmiyor. Şöyle karşıdan bakıldığında. Sanki bazen böyle sırf yakınıyor olmak hani yakınalım ya falan gibi. Bu bir yeteneği boşa savurmak gibi. Yani elinden ateş çıkaran birinin bazen kendini yakması, bazen sağa solu yakması gibi. Aslında bu bir süper güç gibi duruyor değil mi? Elinden istediğin zaman ateşi çıkarabiliyorsun. Ama bu o ateşi iyi kullanmazsak eğer, işte yetenekle yetkinlik farkını hep ben tanımlarım biliyorsun. Yetenekle yetkinlik farkı böyle bir şey. Bugün biz tekrar bir takım yeteneklerimizle, sorgulama yeteneğimizle perişan olduk ya. Yani. Sorgulama yeteneğimizle neyi sorgulayacağımızı ayırt edemezseniz bu kaygınız hiç bitmez. Hastalık ne oluyormuş acaba 5G ile mi yayılıyormuş? Amerika ilacını bulmuş satmıyor muymuş? Çinliler bir şekilde ekonomik bilmem neleri yüzünden falan diye gidiyor farkındaysan. Bu sorgulama yeteneğinizi siz ya kardeşim ben kendime yetebiliyor muyum? Bu aile bireyleri arasındaki bu etkileşim niye bu kadar zayıflamış? Biz nasıl acaba daha enteresan birliktelik derinliğimizi arttıracak uygulamalar yapabiliriz gibi kullanmaktansa öbür tarafa kullanıyoruz. Şunu fark ettik aynı zamanda Ece. Biz aslında çoğu zaman kendi adımıza kendimiz karar alıp kendimize dair bir şey yapmıyormuşuz. Biz sürekli dışarıdaki o rutin hayat diye sıkıldığımız şeyin bize yönelttiği, bizi yönlendirdiği hayatı yaşayıp gidiyormuşuz.
Buna da çok yaşamak denilebilir. Hayatta kalmak deniyor olabilir. Hayatta kalıyor olmakla yaşamak arasında bir fark var. Öyle zannediyorum ki. Ve şu anda biz tam da onu teneffüs etmiş durumdayız. Tabii bu teneffüs her zaman ne kadar güzel şeyler öğrendik koronadan diyebileceğim bir kıvama erişmiyor maalesef. Çünkü bunun pişmanlık kısmı daha ağır. Gene yargılıyoruz. Aynı şey. Yani dünkü Evet. halimizi yargılıyoruz, çalışmadığımızı, hazır olmayışımızı yargılıyoruz. Bu sefer bu gene gelip dayanıyor aynı konuya. Yani ben bugüne kadar buna niye dikkat etmedim? Sınav içerisinde bir çocuğun bir soruya takılıp pişman olması gibi diye anlatıyorum ben bunu. Oradaki pişmanlığın öğretici bir vasfı yok. Yani Doğru. bundan sonra işte siz derneksiniz bakın bizim de işte Eğitim ve Çocuk diye bir derneğimiz oldu. Bir takım sosyal girişimlerimiz var. Ya da şirketler var, yönetim kurulları var. Bakın ben çok az şirkette şu olgunluğu görüyorum. Ya kardeşim biz neredeydik? Ne yapıyoruz? Sürekli kurtarma operasyonu, sürekli kriz operasyonu. O değil. Birazcık derinleşiyor olmak lazım. Birazcık daha şirket kurgusuna özen gösteriyor olmak lazım. İş akışına kafa yoruyor olmak lazım. Günü kurtarmakla ilgili bir çalışma stiliniz varsa arkadaşlar, kusura bakmayın bunu her seferinde yaşayacağız. Yani her seferinde yaşayacağız. Günü kurtaralım, günü kurtaralım. Ama siz bir şey yapılandırıyorsanız, bir şeyi sürece göre adapte edip dönüştürebilme kabiliyeti için düşünüyorsanız, ben biraz düşünme vasfını fikir üretme vasfıyla karıştığına inanıyorum. Fikir üretmek ve tweet atmak gibi bir şey arkadaşlar. Tık 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 tık. Hiçbir altyapısı yok. Etkileyici bir cümle söyle. Nasıl yapacaksın? Neden böyle yapmaya karar verdin? Niye böyle söyle? Bunun gibi değerlendirin. Bu sosyal medyanın bu kolay fikir paylaşım tarzının da maalesef bizim kişiliğimizde böyle anlamsız bir tatmin yarattığını düşünüyorum. Oysa derin düşünmek, üzerine düşünmek, şu korona günleriyle ilgili insanın kendine dair, aile ilişkilerine dair, arkadaşlık ilişkilerine dair, iş ilişkilerine dair çok derinlemesine düşünmesini tavsiye edeceğim ama çok az insan yapacak. Bu da maalesef piyasadaki bilgilerimizden. O yüzden de bu işlerin peşini bırakmıyoruz. Nasıl bunlar yapılabilir? Artık biz de tutabildiğimiz sektörlerden insanlara bunları anlatmaya devam ediyoruz. Maalesef sıkıntısını yaşadığımız şey eğitim eksikliğinden değil, kültürel eksiklikten, kültürel boşluktan. Kültür insanı çok ciddi manada yönlendirebilecek bir araç ve biz bunu genelde manipülasyon için kullanıyoruz. Bunu Yani bir açar bir mısın? Kültürü bir ya bir kültürün tanımını verip hani onun üzerine biraz açar mısın? Çünkü çok değerli bu. Evet, kültür topluluk halinde tabi olduğumuz değerlerimizi yaşatma noktasında ama tabii bu değerleri değiştirebiliriz bu arada. Ve aslına bakarsan o değerlerin de arkasına saklanmış bir koruma vasfı, insanlığı koruma vasfı olan, insanlığın öğrendiklerini o yolculukta onları yolunu aydınlatacak şekilde onlara eşlik etmesi için onların peşine takan büyük öğretiler olarak değerlendirmek lazım. Ama kültürel öğeler aynı zamanda mahalle baskısı olarak da karşımıza çıkabilir. Çünkü aynı şeye çıkıyor. Yani siz kontentini eğer iyi niyetli olarak gerçekten bu dönüşüme dair, erişime dair, gelişime dair şeylerle doldurursanız kültür aslında çok kıymetli bir şey. Ama yönetmek için, sadece yönlendirmek için, sadece dediğiniz yapılsın, çok patırtı çıkmasın, gürültü çıkmasın diye ortaya koyarsanız içerikleri, o zaman da kültür kısıtlayıcı bir şey oluyor. Tabii kültürün etkisinden bağımsızlaşan insanı da şey diye değerlemek lazım Ece. O zaman da onun eksiği bitmiyor. Anladın mı? Çünkü kültür bir Doğru. yandan da çok rahatlatıcı bir şey. Tabii. Onun da eksiği bitmiyor işte bu kişisel gelişim, yüzeyel kişisel gelişim çılgınlığının, sürekli sertifika almaya çalışmanın, hani bir Tabii. eğitime daha gidince hayatının Değil. kurtulacağını zannetmenin de eksi tarafı bu. Bunu şöyle insanlar değerlesinler. Sağlıklı olmak gibi değerleyin kültürlü olmayı. Sağlıklı olmak gibi. Çok. Hiçbir ameliyat sizin sağlıklı olmanızı sağlamaz. Hastaysanız onu tedavi eder. Sağlıklı olmak başka bir şey ya. Bunun içerisinde yaşam tarzı var. Büyüklerden öğrenilecek şeyler var. Küçüklere öğretilecek. Şeyler var. Tersine şu anda küçüklerden öğrenilecek şeyler var. Çünkü onlar da geleceğin temsili olduğu için.
ya da bizim ön yargılarımızdan arınık insanlar, canlılar olduğu için bunların hepsi kültürün bir parçası oldu. Bununla ilgili gelişmeye eğer yeteri kadar atıfta bulunmazsak şirket kültüründe de benzer şeyler söylüyoruz. Tabii. Yani bir şirketin iş yönetmelik, iş akışı, işte iş tanımlamasıyla yapamayacağı şeyleri şirketin genel kültürüyle muhafaza etmesi mümkün. Özellikle altına dizayn ettiğimiz değerlerle birlikte. Tabii bunun iletişimine, yani şimdi kültürel iletişime, kültürel etkinliğe, kültürel içeriğin matürasyonuna ne kadar bütçe ayrılıyor diye baktığımızda, yani bu gerçek içler acısı. Çok küçük. Hakikaten içler acısı. Tabii. Ve öte yandan bunun eksiğiyle ortaya çıkan hataları telafi etmek için yapılan destekler de fazla. Burada da ciddi manada bir kaynak yönetim problemi var. Bu en küçük organizasyon olan aileden hani en büyük işte yapılanmalara, devletlere kadar üç aşağı beş yukarı aynı paternle ilerliyor. Bunu da Bu hatırlatmış senin olmak demin gerekiyor. söylediğinle çok bağlantılı aslında. Biz hani günü kurtarma çabası var ya işte hani o ilk baştaki yatırımı yapmayınca ondan sonra onu düzeltmek için bir takım daha fazla yatırımlar yapmak durumunda Ama kalıyorsun. burada üzücü bir Tamamen şey benzerim. söyleyeyim Ece. Yani maalesef günü kurtarmak şu an kültürümüzün bir öğesi. Evet, maalesef. Farkındaysan kültür, evet işte bu da kültür bozukluğu. Evet. Günü kurtarmak kültürümüzün bir öğesi. O kadar da derin olmaya gerek yok. Yeter ki fırsatını bul. Yeter ki adamını bul. Yeter ki sen işini yürüt ne olursa olsun. Bu şirkette var bu ya. Yani anladın Tabii mı? Hani tabii. bir sürü Tabii. şirketimiz de var. Sat da nasıl satarsan sat. Sat sat. Evet. Maalesef yani böyle olunca tabii kültürel derinlik oluşmuyor. Çünkü nihayetinde dünyada her şey ihtiyaçla alakalı. Ve eğer siz bilinçli olarak bir şey inşa etmiyorsanız derme çatma bir şekilde o tekrar inşa oluyor. Yani bizim bugün kültüre vermediğimiz emek bizi kültürsüz bırakmadı. Patolojik bir kültür edindi. Yani bu sağlıksız değiliz ama sağlığımız kötü. Yani sağlıkla ilgili bir standardımız var. İşte obez olduk biz. Anladınız mı? Ya da çok Evet. fazla kanser yaygınlaştı demek gibi. Bu bir Doğru. sağlıksızlık göstergesi. Ve bu bir halk sağlığı problemi. Doğru. Maalesef biz bunu şirketlerde de kültüre yapılan yatırımı, kültür... Ben mesela çok büyük şirketlerde çalışıyorum genelde yani hani Türkiye'de işte en iyi şirketlerle. Oralarda bile kültürle ilgili kısım hep böyle şey bırakılmıştır. İnsan kaynaklarının şeyine Evet. bırakılmıştır biraz daha. Onlar İşte. yapsınlar. İnsan Yani kaynakları bir olursa yapsın olursa kültür falan filan. Ya projeleri. da işte atıyorum Tabii. mesela dışarıdan gelen bir danışmanın cicili bicili yaptığı bir proje önermesine bırakılmıştı. İşte biz gelelim size şunu yapalım falan diye. Oysa ki bu çok mümkün olan bir şey değil. Keşke olsa. Yemin ediyorum keşke olsa. Yani biz Evet. ülkeye neyse parası versek şu kültür akıllı. Ya kardeşim bak yenilikçi olalım, dönüşümcü olalım. Biz kitap okumak ya işte bu kitap okumayla ilgili karın ağrımız var ya o hiçbir zaman geçmeyecek arkadaşlar. Çünkü Evet, bu kültürel maalesef. olarak desteklenmiş bir öğe değil. Sizin kültürünüzün öne çıkardığı insanlar çok kitap okumasıyla övünen insanlar değil. Sizin kültürünüzde kitap okumanın hiç de zannettiğiniz gibi anlamlı bir yeri yok. Bizde kitap okumak hep entelektüel bir faaliyettir. Entelektüel olmak isteyen evine kitap alır. Entelektüel görünmek isteyen elinde kitap gezdirir. Entelektüel olduğunu iddia etmek isteyen de sürekli kitaplardan alıntı yapar. Şunun dediğine göre, bunun bilmem ne yaptığına göre der. Farkındaysanız sürekli başka bir kaygı var. Bunların içerisinde zengin olmak yok, meşhur olmak yok. Yani hani bir de toplumun pek çoğunu yönlendiren şeyler de yok. Yani iyi bir futbolcu olmak için lazım işte falan. Anladınız mı? Çünkü iyi insan olmak için lazım oluşuyoruz ama insana değer noktasında da maalesef onunla ilgili böyle ben çok belirgin bir beklenti görmediğim için değil mi? İnsanlık çünkü Evet, çok doğru. önemli diyoruz lafta. Ama kim sadece insan olduğu için birine değer veriyor ve sadece insan olduğu için değer görebilecek onu bilmiyorum. Değil mi? Yani biriyle tanışırken ne diyorsun? Ben Doktor Kerem diyorsun değil mi? Niye diyorsun onu? Diyorsun ki buna yetmez. Benim bir insan olduğum yetmez. Bak bir erkek olduğum yetmez. Yetmez. Oradan yürüyorsun doktor. Bir Doktor. kadın niye diyor ben anneyim diyor mesela. Niye diyor? İnsan olduğu önemli değil. Kadın olduğu önemli değil. Anne olana kadar farkında mısın? O kimliğin anlamının abartılması, onun altındaki kimliğin aslında yeteri kadar anlamlı olmamasıyla alakalı. Bugün Demin evlilik söylediğin şey de çok pardon bölüyorum ama mesela diyorsun yani bir sürü sertifika alıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Hani o sertifikaları alma
Sonradan destekleme şeyi de bunu destekliyor Ya hocam aslına o sektör bakarsan. o yani o hırsızlık sektörü bitmez. Hırsızlıktır bu. Çünkü bir insanın cebinden para almanız için illa onun yani cebinden habersizce para almanıza gerek yok. Ona yalan söyleyip parasını alırsanız gene yani bugün satış vaadi sen dönüşecek, uçacaksın, kaçacaksın olan ya da işte biz seni çok hızlı zengin edeceğiz olan bütün her şey hırsızlıktır bana göre. O artık hukukun problemidir. Hukuk buna belli ölçüde eğer yeterince verginizi falan ödüyorsanız müsaade etmeye başlar yani. Onunla ilgili ara yöntemler bulur maalesef. Çünkü niye? Onun da elini kolunu bağlayan şeyler var. Yani o da bunu tabii ki kötü niyetinden yapmaz. Çünkü bunlar arasında iyi olanlar da var. Tabii ki Var tabii. diploma kötü bir şeydir diyemeyiz, sertifika kötü bir şeydir diyemeyiz. Bugün bu öğrendiğimiz anlatma kabiliyetimizi oluşturan pek çok şeyi eğitimlerde öğrendik. Başka? Ama öğrendik kısmı çok önemli bak. Yani eğitimlerde öğrettiler deseydim parasını verince çözebilirdiniz konuyu. Öğrendik deyince başka bir şey oluyor. Bunun zaten bugün belki de pek çok eğitimden önce bugün mesela çok ciddi yanılgılardan biri de şu Ece. Her taraf kaynak dolu. Her taraf. Hala öğrenmeyle ilgili problemimizi öncelleyemedik. Yani öğrenmeyle ilgili problemimiz var bizim. Kaynakla ilgili problemimiz yok. Her tarafta zaten bir sürü kaynak var. Ve eğer ben öğrenmeyle ilgili problemim varsa sadece satın alma davranışı bunu rahatlatmaya yönelik. O da satışçının kabiliyetiyle alakalı. Diyor ki ya şunu alırsan hocam olur diyor. Ya da seni şuraya kaydedersek olur diyor. Bu yanılgıdan da kurtulmamız lazım. Kaynak sarf ediyoruz. Yani Evet. kaynağımızı tabii burada en önemli kaynak zaman. Evet. Bir iki dakika yorum yapmak istiyorum. Yorum derken gelen yorumlardan da birazcık okumak istiyorum açıkçası. Birincisi hani komentlerin yorumları kapattım aşağıda çünkü senin suratın donuyor internet bağlantısından dolayı. O yüzden hani yorumları açar mısınız? Talepleri var. Sonra açacağım ama son 10 dakikamızda açacağım. Evet. Merak etmesin bizim izleyicilerimiz. Bir de tabii seninle ilgili çok güzel yorumlar gelmiş. Her Sağ ekosistemde Kerem Dündar ne güzel, hiç egosu yok filan gibilerinden. Özellikle bu süreç sonrası senin söylediğin bu dedin ya insan canlısı en uzun süre desteğe ihtiyaç duyan ve en uzun süre ayakta kalabilmek için başkalarına bağımlı olan bir canlı. Şimdi biz de burada biraz aile ebeveynlik konuşuyoruz ya. Şimdi biz çok bir arada kaldık çocuklarla beraber ve bir hani birazcık da yapışıklık da meydana geldi baktığın zaman. Çok bir alışkanlık da meydana geldi. Her 7-24 beraberiz. Şimdi bu süreç sonrasında ebeveynlerin çocuklarına olan o yapışıklığı nasıl devam edecek mi? Nasıl ayrılacağız? Hani onu da merak ediyorum. Ya zaruriyetten ortaya çıkan şeylerin davranış değişikliği yaratma oranı düşüktür. Anladın mı? Bu mecburiyetten ortaya çıkmış. Yani bir müddet öyle gider ondan sonra tekrar ayrışır. Eğer yapılandırılmazsa yani bu ihtiyaç varmış biz böyle bir şey fark ettik. Sonucunda şöyle bir deneme ortamı yaşadık ve böyle bir deneme ortamından şöyle bir sonuç elde ettik. Bu sayede bundan sonra şu tedbirleri alacağız ve böyle böyle davranacağız gibi bak gayet stratejik bir şekilde böyle bir yapılandırma olmazsa eski haline döner. Yani bir iki ay içerisinde her şey eski döner. Merak etmesinler. Yani mevcut düzenekten mutlu olmayanlar eski haline dönmeyeceğiz diye korkmasınlar. Keşke biz bu kadar hızlı değişsek insanlık olarak. Değil mi? Oo, yıllar Değil yani 10-15 bin yıldır yazılı tarih var. Bugün pek çok insan öyle zannediyorum ki yani şu Göbekli Tepe'deki insanlardan farksız yaşıyor hayatını. Yemek Doğru yemeye söylüyorsun. uğraşıyor, onu kazanmaya Doğru. uğraşıyor. Bu maddi olarak bahsetmiyorum, entelektüel olarak da bahsediyorum. Düşünsel derinlik olarak da bahsediyorum. Doğru. Yani bugün yani bu tarihte yaşamış pek çok insandan yani yüzlerce yıl önce, 500 yıl önce yaşamış pek çok insandan geride olan zihinler var Ece. Tabii Anladın mı? Yani var. onları bugüne getirmeden bizim bugünün bütün nimetlerinden insanlık olarak istifade etmemiz mümkün değil. Değil. O yüzden de zaten ileri doğru gitmiyor. O yüzden aileleri anlatalım diyoruz. Ama eğer biri bana diyorsa ki Kerem bir insan nasıl değişiyor? Nasıl değişecek? Önce bir şey öğreneceksin. Oturup kardeşim yani birilerinin şunları konuşuyor olması lazım. Biz bu süreçte neler öğrendik? Ne Öğrendik. yaptık? Bak evin içinde olmak nasıl avantajlar getirdi? Yani çocuğuna sor. Anne olarak sen anlat. Var mı aranızda böyle bir iletişim? Aranızdaki bu iletişimin sağlayacağı, aranızdaki bu iletişimi sağlayacağı çıktıları değerlendirip ya biz bundan sonra şunları mutlaka sürdürelim kararı alacaksın mı?
O aldığın kararları uygulamaya geçecek misin? Tamam. O uygulamaya geçirdiğin şeyleri sonradan kontrol edecek misin? Faydasına bakacak mısın? Bütün gelişen süreçler böyle gelişir. Bütün ya bu gelişimin her organizasyon için, her organizma için yapması gereken, yapılması gereken rutin süreçleri. E bunları yapmazsan kusura bakma. Yani sırf zaruriyetten ya. Yani seni bir odaya kapattık mı? Stockholm sendromu oluyor ya. Seni kaçıran adama bile aşık oluyorsun. Aşık İnsan oluyorsun. beyninin anladınız mı yani? Hani bu manada çok ciddiye alır bir değer yargısı yok. Biz Doğru. bakmayın onu yüklemeye çalışıyoruz. Ondan zaten bu kadar uğraşıyoruz. Alın işte bak apartmanda tadilat var. Hazır evdeyken tadilat yaptıralım demiş. Yani kardeşim evdeyken değil, hep beraber evde durmak zorundayız şu anda. Anladın mı? Şimdi hep beraber evde durmak zorundayken insanlar kargo sipariş etmeyelim gerekmiyorsa ve insanlara eziyet etmeliyim düşünceliliğine erişmeye çalışırken hazır evdeyken tadilat yaptırayım deyip bir haftadır işçi çalıştıranlar da var. Tabii Tamam. tabii. Ama ne Yani yapıyor ben burada? tabii. O da şey düşünüyor mesela. O da işçiye faydası olduğunu düşünüyor. İş verdiğini düşünüyor. Verdiği. Hani fırsatçı işte özür diliyor. Asansöre şey diyor. Tadilat yaptığımız özür dileriz diyor. Ya asansöre yazdığında zaten dışarı çıkamıyoruz ki. Tabii. Anladınız mı arkadaşlar? Yani şimdi bu manada insanlık daha tahmin ettiğimiz kadar insanca değil hala. Değil Değil değil. yani bu. Değil Maalesef maalesef. değil. Değil. Yani aile içinde de bunun kuralı çok başka değil. Yani şirket çok bunu profesyonelce anlatıyoruz tabii ki. Akışlar planlıyoruz. Sonrası için ne olacak? Geri dönüşler ne olacak? Temas halindeyiz artık. Yavaş yavaş sektörler tek tük açılmaya başlandı. Bu ayın ortasında bayağı canlandırmak istiyoruz. Tabii bu canlanmanın temel gerekçesi hadi rahat edelim midir? Bu canlanmanın temel gerekçesi ya bunu ben ilk günde söylüyordum. Yani şimdi bakın sokağa çıkmayın dediğiniz insanlara niye sokağa çıkmadığını söyleyeceksiniz. Sonra kriterize etmeniz lazım. Tekrar niye çıkılacağını da anlatmanız lazım. Niye kaldığımızı da anlayamamışken niye çıktığımızı da anlayamadık. Ama bu sadece bize has bir şey değil. Dünyaya has bir şey. Burada giriş gerekçemiz daha çok hastane kapasiteleriydi. Ama o ilk dalgayı atlatabilecek. Çünkü hem tecrübesizlik var hem şey var. Şimdi öyle zannediyorum ki sağlık sistemleri bunun coverage'ını yaptı. Tabii bu dönemde evde kalmamızın yarattığı sakinlik var. Şimdi de daha çok ekonomik gerekçelerle, bir takım sosyal gerekçelerle belki. Şimdi evden çıkışlarımız tekrar motive edilecek. Yani AVM'yi başka türlü, hani tamam gıda maddesine bir şey demiyorum ama kılık kıyafet ve AVM. muhtelif şeylerin alışverişinin hayatta kalmamızla çok bir alakası yok. Ama tabii bir sektör olarak hayatta kalınması, yaraların daha az olması, hani sonrası ekonomik kriz çünkü bugün bununla ilgili ciddi problemlerden biri sonrasında ekonomik yansımaları. Belki E onunla ilgili bir yönetim tabii. var. Yani bilmediğimiz Tabii. şeyler hakkında çok derinlemesine düşündüğümüzü zannedip çünkü derinlemesine düşünmek için veri lazım. Tamam. Veri lazım. Yani bilmediğimiz şeyler hakkında derinlemesine düşündüğümüzü iddia edemeyiz. Takıntılı olmak başka bir şey. Derin düşünmek başka bir şey. Bu süreçte hakikaten çok da bilmiyoruz. Yani geriye dönüp analiz ediyoruz biz bunları. Bugün karar verenlerin başarılı mı başarısız olup olmadığını da işte baka baka söyleyeceğiz. Yani şimdi şöyle geriye dönüp baktığımızda bizim Sağlık Bakanlığımız fena durmuyor yani. Hani bir sürü şeye göre gayet iyi yönetti diyebiliriz geriye dönüp baktığımızda. İlk gün bunu söyleme şansımız yoktu. İlk gün niyetlerimiz vardı. E bir de vakalarımız azaldı. E bir dünyada bunu daha iyi yöneten ülkeler var. Daha kötüler var. Parayla ilgili çok kaygılanmıştık. Parıyoruz, veremiyoruz, ne yapıyoruz diye. Mesela şu an onu bilmiyoruz. Belki de bazı sektörlere gerçekten geri dönüşsüz hasarlar verecek bu süreç. O dönemde onlara destek olmak lazım. Yani ben geçenlerde tabii burada bizim Özgür bir şey yazmış. Ya berberler ne olacak diye. Benim de çok iyi müşterilerim var bu berber yani kuaför sektöründe önemli markalar. Onlarla da dönem dönem çalıştığımız için yakından da biliyorum. Ya siz mesela şu insani tavır geliştirsek böyle geyik yapıyoruz tabii ki tamamen yani sosyal medyanın muhabbeti. İnsan tavır geliştirsek ne bileyim insan berberine gittiğinde imkanı olan hani bir tıraş ödeyeceğine iki tıraş ödeyeceğine aradaki o bir aylık şeyi gap'i acaba atlattırabilir miyiz? Bu çok insani bir çözüm arkadaşlar. Anladınız mı? Yani kendinden yola çıkmayan çözümler serzenişten başka bir şey olmayabilir. Bu en doğrusu olmuyor arada. Yani bunu sadece böyle önerdim. Aman Allah'ım altı yazılmış. Zaten kaç lira para alıyorlar yazan var. Anladın mı? Ne münasebet böyle bir çözüm olur mu devlet versin Yapma. diye diyen var. Oradan yola çıkıp zaten ben bu berberi bilmem ne yapayım falan. Ya yani oradan
Böyle saçma çözümlerle insanları rahatlatmayın diyenler var falan. Tamam. Yani gel gördüğünde, tamam mı? Şimdi burada şeyi hissetmek lazım. Dışarıdaki kötü kadar tehlikeli olan içerideki kötüler olabilir. İçimizdeki kötülük olabilir. Ve içimizdeki kötülük bazen o kadar şey oluyor ki, pervasız oluyor ki. İnsan olduğunu unutuyoruz ya. Yani eleştirdiğimizin insan olduğunu unutuyoruz. Yargıladığımızın insan olduğunu unutuyoruz. Bazen çok basit insani şeyleri çok kompleks hale getirebiliyoruz. Yani anladın mı? Yani kardeşim 65 yaşında apartmanında bir teyze varsa, sokağa çıkamıyorsa, hani onun alışverişini yapabilirsin. İşte bu çok insani bir çözüm değil mi yani? Çok, çok, çok. Anladın mı? Bence konuyu bir oralardan görmek lazım. Bu da sadeleşme demiyor. Bu dünyada önemli bir ekol bu arada. Ben biraz daha zihni sadeleştirerek ve keskinleştirerek kullanma taraftarıyım. Öyle Sadeleşecek sadeleşme. miyiz peki sence? Yani ben de o Tabii. taraftarım tabii ki ve de hani Aynen. gidişatında biraz böyle olması gerekiyor gibi hissediyorum ama genelde baktığında böyle bir şey bekliyor musun sen Ya sadeleşme bunları konusunda? iyi konuşursak, iyi geliştirirsek, ya beklemeyle olacak bir şey değil. Bu konuda dönüşümler yaşamak için insanları işte yarın Peryon zirvesi yapacak. Orada bunu anlatmak lazım. İhtiyaç Sadeleşmeyi duyulan evet. sadece bu case Evet. olarak anlatmak lazım. O Evet. dönemki zihinsel süreç, o dönemki hype, yani öbür türlü insan her şeye alışıyor arkadaşlar. Tekrar geri döneceğiz. Aha, eski halimize geri geleceğiz. Ve dününden başka bir şey olmuyor. Yani küçük egzersizlerle insanlık tarihi dönüşmez. Ama büyük kararları alıp arkasında sıkı durup işte. Ama tabii büyük karar bugün artık çok veri odaklı olmalı. Bunu hani bir şey biliyle çıkacak bizi kurtaracak şeklinde düşünmeyelim. Yani ben bu söyleminde, bu tarzında bu yüzyılda tarihe gömüleceğini düşünüyorum. Yani Evet. 22. yüzyılda artık insanlar böyle şeyler konuşmayacak diye düşünüyorum. Çünkü işte neden biliyor musun? Hala eski alışkanlıklarımızdan tutuyoruz. Çünkü yani tutarsızlıklar, insanın tutarsızlığı, insanın çok büyük konuşmaları, yarın bir gün onu yapmaması, insanın tembelliği baktığınızda bugün o kadar kayıt altında ki. Hı, Yarın tabii. hani söylediğin herhangi bir şey 3 gün sonra pat diye karşına çıkacak ve artık senin sürdürülebilirliğin olmayacak. Kimse de böyle olunca bu kadar büyük lafların sorumluluğunu tek başına almak istemeyecek. İstemeyecek Yani tabii. ne yapacak? Hep beraber işbirliği yapacak. Bunun en önemli modeli de aile içerisinde. Tabii ki birileri birilerini yönlendirmek zorunda. Kültürel etkinin başı zorlamadır. Her kültürel Zor. etki zorlayacak. Zorlamanın diğer adı öğrenmedir çünkü. Ama ikinci zorlama, ondan sonra ikinci zorlama istismardır. Öğrendi adam, daha hala zorluyorsun mesela. İstismar. Üçüncü zorlama artık tutsaklıktır. Kimse kusura Doğru. bakmasın. Yani eğer biri seni habire zorluyorsa, sen de buna tepki vermiyorsan, artık sen de ona tutsak olup onu alanın içerisinde kendine bir mantık üretmişsindir. Bugün ben pek çok insanda bu süreçleri geçiştirmek adına mikro mantıksal onarım girişimleri görüyorum. Herkes kendince bir şey söylüyor. Öyle bir şey değil bu ya. Yani bu her an karşılaşabileceğimiz bir şey. Ya yani şunun garantisi var mı? Bak şunun bana biri garantisini versin. Kardeşim bugün bu virüs bitti. Bir ay sonra yeni bir virüsün çıkmayacağının bir garantisi Yok. yok arkadaşlar. Yani kendimize gelin. Yok. Yani ben bugün koronayı kontrol altına aldım. Oradan koy verdim. Yeniden eski halime döndüm. Maalesef bu yapacağımız şey bu. Ama anlayamadığımız şey şu. Yani koronanın ne zaman çıkacağı belli değil ki. Yarın da morona çıksın. E ne Çıkmayacak yapacağız o kesin. zaman? Tamam Tabii. ya, ne yapacağız o zaman? Onu konuşmuyorsak eğer, bununla ilgili bir tedbirden ben... Ha, bu günü yaşıyoruz demektir. Bu da dediğim gibi pek çoğumuzun aktivitesi. Demin söyledim ya. O gündelik hayat. Şimdi artık maalesef, artık kusura bakmayın arkadaşlar. Gerek nüfus kalabalığı, gerek bizim penetrasyon oranımız, gerek müdahale, çok fazla müdahale ettiğimiz için tarzımız aptalca davranmamıza her geçen gün daha az müdahale şey yapacak. Yani madem bu kadar oynuyoruz, o zaman kurallarını koymak, kurallarını iyi öğrenmek, bu da akıllıca davranmayı gerektiriyor. Doğru, Hem doğru. akıllıca davranmayacağım, her canımın istediğini yapacağım. Çok büyük risk. Ve yani benim zihnim daha çok öyle şeyler düşünüyor. Ve ben artık daha böyle lokal şeyler konuşmaktan sıkıldım. O yüzden hiç siyaset, politika falan deyince yemin ediyorum Ece, tüylerim diken 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 oluyor. diken oluyor. Dünya üzerinde 80 milyon insanın yaşadığı, öyle kendi halinde, kafasına göre takılabilir ya, yapacak bir şey yok.
Bugün farkındaysanız bakın dünyanın genelini ilgilendiren problemler aslında baktığında bizim için dünyaca önemli problemler. O kadar gündelik hayatını bugün maske dağıtılsın diyen var, dağıtılmasın diyen var, parayla satılsın diyen var, satılmasın diyen var. Yani anladınız mı? Bunları konuşarak bir yere varamayız. Bunları konuşarak varamayız. Ben de bunları konuşarak varamayız demekten de imtina ederek bundan sonra daha global şeyler konuşmak istiyorum. Çünkü bugün kapıda küresel iklim krizi var. Evet. Nükleer problemler var. Anladınız mı? Yani dünyanın bu yönetemediğimiz, yönlendiremediğimiz hırsı fikri. Ve bugün ebeveynlerin çocuklarını böyle şeyler konuşmak için yetiştirmesi gerektiğine inanıyorum. Ebeveynler çocuklarını kusura bak yani onların yanında konuşmasınlar artık, kirletmesinler o çocukları. Bir şeyi başarmak, bu ülke çapında bir şey başarmak, başarılı olmak, bir şey kazanmak, para kazanmak. Anladınız mı? Bunun çok ötesinde bir dünya bizi bekliyor arkadaşlar. Bugün kazandığımız parayı hiçbir şey yapamıyoruz. Kapının önüne çıkamıyoruz ya. Tabii. Fırına ekmek almaya gitmek dışında bir şey yapamıyoruz. Bu hayatın böyle devam etmeyeceğinin hiçbir garantisi yok. 3 gün sonra küresel krizlerin iklimle alakalı olan boyutu geldiğinde lütfen yani bu ülkenin insanların da beyninin şu dünyaya katkısı olsun. Ben bu taraftayım. Öbür tarafta ülkenin problemleriyle uğraşmak isteyen, sevmediği insanları karalamak isteyen, birbirini sürekli ama bu şöyle de başlıyor Ece. Mesela bence apartmanınızdaki bir teyzeye yardım etmek küresel bir davranıştır. Anladınız mı? Kesinlikle. Bence birbirimizi, bir sektörü kurtarmaya çalışmak için bir hayal kurmak küresel bir davranıştır. Bunlar dünyanın geneline örnek olabilecek şeyler. Eğitim alanında adım atabiliyor olmak küresel bir davranıştır. Ama günü kurtarmak için acil eylem planlarıyla günü geçiştirip böyle kendimizi rahat ettirmek hani o bu coğrafyanın alışkanlığı olabilir. Ben kendimi mümkün mertebe bu alışkanlıktan sıyırmaya çalışıyorum. Yani dünya için düşünmek istiyorum ya. Yani ben Japonya ile Amerikalılar kavga ediyor, biz arada eziliyoruz gibi saçma sapan bir şeyle tüm ömrümü geçirmek istemiyorum artık. Kendi Anladınız mı? etki Dünyada alanımı herkes. bileyim, oradan bir etkim olsun diyorsun. Ve bu Evet. aslında, yani bu tamamen bu damlaya damlaya göl olur. Ya yani ben ne yapabilirim ki değil de kurban psikolojisine bürünme. Sen de bir şey yaparsın. Yandakine bir şey getiriyor olmak, o 65 yaşın Ya üstündeki teyzeye bir şey getiriyor cümlesi bile olmak bir aynı. şey Ece yani. bak ben Değil ne mi? yapabilirim ki bir söylersin. Evet, Kendi ben ne yapabilirim çaresizliğin ki? yüzüne çağırır. Ben ne yapabilirim ki diye meraklanırsın. Bu Aynen. seni dünyanın geneli için mücadele eden bir insana dönüştürür. Cümlesi bile aynı. Cümlesi aynı olduğu için duygusunu da atlarsak biz, vurgusunu da atlarsak aynı şeyleri konuşuyoruz zannediyoruz. Herkesin elinde cep telefonu olunca kendimizi dünya vatandaşı zannediyoruz. Bu cep telefonunu nasıl kullandığın, ne niyetle kullandığın belirleyecek ne kadar dünyaya entegre olduğunu. Böyle insanlarla konuşmak istiyorum. Böyle gençlerle konuşayım. Böyle gençler büyüsün diye onların aileleriyle konuşayım. Böyle çalışanlar, böyle liderleri olsun diye şirketlerle konuşalım. Yani sürekli arzum bu yönde. Onun dışında da artık benim yani çok da böyle bir değişik bir şeyim yok. Yani insanlara enteresan geliyorsa burası ilginç geliyor olabilir. Çünkü bir şey satma kaygım da ortadan kalktı. Satsam ne olacak? Hakikaten satsam ne olacak Ece? Ve bir şey alma ile ilgili de kaygım ortadan kalktı. Önce alsam ne olacak? Anladın mı? Değil Yani evine maske stoğu yapan, evine makarna stoğu. Ne olacak ki? mi? Birilerinin mutsuzluğunun yanında mutlu olmaya çalışmayı artık terk etmek lazım. Bakın şurada 2 gün market kapanıyor. Hepimiz trajedi yaşıyoruz. O marketler açıkken alışveriş yapamayan dünyada ne kadar insan olduğunu bir düşündüğümüzde o trajedinin marketler açıldığı gün bitmesini kabul etmek yanlış. Bana diyor ki hocam değişeceğiz mi? Nasıl değişeceksin sen? Cumartesi, pazar günü markete gitmiyorsun. Bu esnada hiç düşünmüyorsun. Pazartesi günü gene koştur koştur marketten ne var ne yoksa alıyorsun. Bu değişir mi bu? Bu değişmez. O arada bunu öğrenmek lazım. Yani ben yıllardır işte yani Ramazan o tokların açların halini anlaması için derler. Ben kimsenin halini anladığını zannetmiyorum. Yok, tabii. Anladınız mı? Yani hani Yok. azıcık aç kalayım. Açlık ne demek? Onu öğrenmek için bir idman olabilir de açların halini anladıklarını zannetmiyorum. Akşamki iftar sofralarıyla Sofralar. o ilgili düşündüğümde. Ama sakın bunu bir tarafın biz bunu böyle mesela bunu böyle söyleyecek zaten o Müslümanlarla olmaz falan. Bak konu böyle değil ki. Değil Konu tabii. böyle değil ki. Yani sen Müslüman değilsin, sen de aynı şeyi yapıyorsun. Ama insan olsak, bakın insan olsak, sonra ne olursak olalım,
Önce insan olmayınca sonra olduğumuz şeylerle kavga etmek çok kolay. Anladın mı? Türk'tü, İngiliz'di, Japon'du. Bu arada eskiden Çinliler de böyle çok şey değildi. Şimdi Çinliler de konuya karıştı. Millet Çinofobi falan diye şeyler çıkar Evet. yakında diye düşünüyorum. Var 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 bir sürü insan. Ama tabii canım yani özellikle gözü çekik bütün ırklar perişan oldu onlar Tabii. yüzünden. İşte. Kırgızlar mı güzeldi herhalde sıkıntı Tabii. yaşıyordu. Ve nihayetinde bak geldiğimiz nokta şu. İnsan insana kavga etmek çok zor. Ama ilk ayrışma kadın erkek hani ve işte yani kadın erkek fenotipler olarak söylüyorum. Cinsel tercih tek Evet. yönelim başka da olabilir. Fenotipten olur. Aynen yani böyle karşıdan bakıldığında ve onunla bile kavga mı? Bak. Onun da yöntemi gene insana dönmek. Milletler arası fark gene insana dönmek. Ekonomik boyut gene insana dönmek. Ve insanlar için asgariyi sağlamadan çünkü bir insan için asgariyi hepimiz biliriz. Tamam. Bir insan için asgariyi sağlamadan mutlu olamayacağımıza bir kere kani olmak. Bugün korona var. Dün korona yoktu ama hala dünyada 1 milyar insan açtı. Ve bu insanları doyurmak için lazım olan para Avrupa'da tüketilen işte o ıvır zıvır varez gıdalar var ya işte Evet. abur cubur diyelim. Evet. Onların üçte birine harcanan parayla dünyadaki tüm açlar doyurulabiliyordu. Tamam mı? Ya dün vardı bu yani zaten korona yani bunu Olmuyor. öğrenmek için korona ile beraber öğrendiğimizi düşünmüyor mu konuda? Yo ben de Bugün düşünmüyorum. marketler Bitince geri alışveriş döneceğiz. yaparken marketler açıkken bile alışveriş yapamayan insanı düşündüremediyse eğer bizde bu yaşadığımız tecrübe biz tecrübelerimizden öğrenmiyoruz demektir. Doğru söz. Ben Anladın mı? şimdi Ama çok iyi uygulamalar da var tabii onu da söyleyelim. tabii. Askıda faturalar oldu. Evet. İnsanlar birbirinin faturalarını ödüyor. Bu konuda insanlığımızla alakalı çok ciddi bir yargılama yapacak durumda değilim. Çünkü iyi kanallar oluşturduğunda da hakikaten çok hoş bir şekilde akış oluyor. Devletin bir takım uygulamalarına destek olanlar oldu. Sağlık Bakanlığı'nın uygulamalarıyla ilgili işte doktorlara destek olmayla ilgili ya da sağlık personeline destek Evet. o. O yüzden insanlık hiçbir zaman umut kesilecek bir şey değil. Ben daha insanlık adına bütün o segmentleriyle o tarafları daha değerli buluyorum. Aileleri bu konuda teşvik eden içerikler üretiyoruz işte öğrensinler diye. Öğretmenlere böyle bakmayı öğretiyoruz. Liderlere şirketlerini böyle yönetmeyi öğretiyoruz. Çalışanlara içinde bulundukları şirkete böyle bakmayı öğretiyoruz. Yani nihayetinde öğrettiğimiz şey herkesin bulunduğu ekosistemi, bulunduğu ortamı daha değerli kılmak için önce birbirine değer vermesi gerekti. Sonra zaten hep birlikte bunu öğrettiğimiz insanlara aslında doğanın da ne kadar değerli olduğunu, evrenin ne kadar değerli olduğunu öğretmeye çalışmak. Onu da ben de onlardan çok ilham alıyorum. Ben biraz böyle ara kademe gibi kalıyorum ama hep bir elimde o tarafta. Çünkü doğanın değerini bilmek de öyle bir şey. Kusura bakmayın. Sadece doğanın değerini bilirseniz bu sefer insanlara düşman olursunuz. Onu da şey yapmamak lazım. Atlamamak De, lazım. ya biraz dengeyi de bulmak lazım aslında Tabii. herhalde diye Hocam düşünüyorum ben. dengesiz her şey kötüdür. Bak Değil ben mi? beyin anlatıyorum. Çok da söylüyorum. Dengesiz beyin bile kötü olabilir yani. Beyin konusu bir. Ben şimdi yorumları da açtım ama daha önce gelen sorular vardı. Birkaç tanesini ben sana iletmek istiyorum. Lütfen. Son bir 10 dakikamız kaldı. Bunlardan bir tanesi tabii şeydi, hani daha kültürlü olmak için hani ne yapalım diye bir soru vardı. Ama o dahayı ben tabii neden daha diye bilemiyorum ama mesela o kültürlü olmak, kültürlü aile, orada tavsiyelerin var mı? Yani kültürlü olmakla ilgili dedim ya sağlıklı olmakla alakalı bir şey bu. Dahası mesela daha güzel olmak için ne yapılabilir gibi bir soru olunca bu. Estetik ameliyat yaptırabilirsiniz mesela. Koca bir sektör bu saçmalıktan besleniyor. Kocaman bir sektör. Yani kimse kusura bakmasın. Bir hekim olarak söylüyorum. Çünkü estetiğin aslı rekonstrüktif cerrahidir. Tabii ki elin koptu, biri gelecek dikecek ki bu bence mucizevi bir ameliyattır. 10 saat 15 saat sürer yani hakikaten öyle. Ama bir yandan da işte benim burnumun ucunu şöyle kaldırsam kenara böyle bir şey yapsam tabii ki fonksiyonel bir takım beklentilerle yapılabilir. Onu da tenzih ederek söylüyorum. Çünkü bizim onu iyileştirme şartımız var ama insanlık maalesef burada fütursuzca davranıyor. Birden ayarını kaçırıyor. Yani kantarın topuzu diye bir şey varsa biz çok çabuk o kantarın topuzunu bozuveriyoruz. Ayarını bozuveriyoruz. Sebebi ne? Sebebi hırsımız. Şimdi kültür maalesef kültür bizde bunu o tarafa yöneltti. Hepimizin
bu hayatı en etkin yaşamak falan gibi böyle bak düşünsene saçma kişisel gelişim kitaplarından fırlamış bir sloganı var. Hayat en etkin ya evde kal en etkin falan yani evde en etkin ne ya yani hayat hayatın amacı yaşamaktır arkadaşlar. Yaşadıklarından öğrenmektir. Sonra birlikte yaşadığın insanlara şefkat gösterebilmektir. Ama bu şefkati göstermek için önce kendine şefkat göstermektir. Öyle zannediyorum ki çok fazla kendine yabancılaşan, etrafa samimi gözükmeye çalışan, hayatta kalmanın koşulunu sadece etrafa iyi gözükmeye çalışmak gibi değerlendiren bir grup insan var. Onların önce kendiyle samimi olması lazım. Sadece kendi beklentilerini karşılamanın, bu daha dürtüsel bir şey, önemli olduğunu düşünen bir kitle var. Onların da dışarıdaki insanlara prim vermesi, dışarıdaki canlılara prim vermesi, doğaya prim vermesi, bütün olmanın huzurunu yaşaması lazım. Hayat eğer bir huzurlu olma hali ise ve bu huzurluluğu bazen iyilikten bazen kötülükten edinebiliyorsa insan ki bunun riski maalesef bu. O zaman bizim bu süreçte birazcık daha birbirimizle etkileşimimizin arttığı yerlerde acaba iyiye gidiyor mu diye sınamamız lazım. Çok aceleciyiz. Hemen sonuca yönelik reçeteler arıyoruz. Biraz deneyimlememiz lazım. Tamam, biraz deneyimlememiz lazım. Biraz riski gene göze almamız lazım. İşte bana diyor ki olacaksa kesin yapalım. Olacaksa kesin zaten yani ya yaparsın yani anladın mı? Yaparsın. Ha, tamam. Mesela çocuklarımızı eğitirken özellikle Ece bak burası çok önemli. Çocuklarımızı eğitirken onların mutluluğuna kıymet verelim. Başarılarına vermekten önce. Onların huzura katkısına kıymet verelim. Bir konuda kendilerini öne çıkarmalarına kıymet vermeden önce bak. Farkındaysan biz zaten çocukları bozuyoruz. Tabii, biz öne Kendi çıkartmak başına için şey yapıyoruz. tabii Doğru. biz çıkar yani bir amcalara şunu Tabii. yap bilmem neye bunu Tabii, yap tabii, diyerek onun tabii. ötesinde çocuğun öyle bir public performansını o kadar kıymetli buluyoruz ama biz Tabii. çocuğun sırada normalliği övmek çok önemli Ece. Normallik Çok çok güzel. değerlidir insan için. Bizi normalliğimiz birleştirir. Oysa biz sürekli farklılıklarımızı, atipilerimizi, sıra dışılıklarımızı öne çıkarmaya çalışıyoruz. Buradan bir persona yaratmaya çalışıyoruz. Süper kahramanlar gibi. Ama Evet. unutmayın, yeri geldiğinde süper kahramanlık yapan da aslında süper kahraman hayatı boyunca süper kahraman olarak gezmiyor. Sürdürülebilir değil. Ne yapıyor? Hemen gözlüğü çıkarıyor. Pardon, gözlüğü takıyor ve Clark Kent oluyor, değil mi? Tabii. Clark Kent. Aynen. Bir an evvel Clark Kent olmak lazım. Süpermenlik sürdürülebilir değil. Ve insanın içindeki o güce güvenmek lazım. Yeri geldiğinde herkes gereğini yerine getiriyor. Bunu da bir beklentiyle yaparsanız şık olmuyor. Fırsatçılık oluyor. Onu da gerçekten insanlık için, insanlar adına yapabilecek kadar da o kudreti, o bilgeliği insanların içine aktarmak lazım. Bu da örnek olmayla geçiyor. Önümüzde böyle örnekler olursa ki bizim önümüzde çok böyle bir örnek var. Yani ben çok az insanlığı bu konuda özellikle altını çiziyorum ki insanların başına bela olmasın diye ama Atatürk bu konuda çok özel örnek. Kesinlikle. Atatürk dünya tarihinde benim gözlediğim kadarıyla ve tarihçilerin de söylediği kadarıyla kendi bir sürü şeyi elde ettikten sonra kendini tekrar yenebilmiş biri. Başarılıyken kendini yenen muzaffer olur diyor. İlber Hoca'nın lafı bu. Evet. O muzafferliği görebildiğimiz insanlardan biri. Ben bu konuda bunu bir ideolojik bir şey olarak söylemiyorum. İyi örneklere hep ihtiyacımız var. İyi örnekleri mutlaka paylaşıyor olmak lazım. O insanların siyasi görüşünü sevmeyebilirsiniz. Dünyayı aynı yerden kavramayı istemeyebilirsiniz. Ne bileyim bağlılıklarını beğenmezsiniz, ritüellerini beğenmezsiniz ama insanlığın bunların çok dışında bir tavrı var. Hakikaten o da insan sevgisi, dünya sevgisi, evren sevgisi diyeceğiz Evren inşallah. sevgisi. Ivır zıvırla uğraşmayı bırakıp daha çok hepimiz bu konuya katkıda bulunursak. İşte biz çok şanslıyız diye düşünüyorum ben geriye dönüp baktığımda. Ve bunları hatalardan, yanlışlardan bağımsız söylemiyorum. İnsan hata yapan bir canlı. Tam İnsan hata ağzından aldın. yapacak. Onu Tabii söyleyecektim ben de. insan Hatasız hatalar, olmuyor ki. tabii Tabii. insan hatalar yapacak da bir canlı. Yapsın Tabii. da zaten. Çünkü yapmadan öğrenilmez. Evet. Ama küçük hatalarına engel olursak insanların büyük hatalar yapmasına sebep oluruz. Bak ebeveynlikte en önemli mottomuz bu. Çocukları yetiştirirken de gözümüzün önünde iyi örnekler ışığında çocuklarımızı böyle böyle yetiştirelim. Ondan sonra insanlar bir rahat etsinler. Sürekli her şeyden kıllanmayalım.
Sürekli, yani bir esneklik hakkımız varsa insanların hatası için kullanalım onu. Tamam? Doğru. Sevdiklerimizi biz genelde iyi olsun, mükemmel olsun isteriz. Çok sevdiğimiz insanların her şeyin iyi olduğunu düşünürüz. Hola efekt deniyor buna. Yani ben bir Evet. adamı seviyorum, her şeyi çok iyi Her şey çok zannediyorsun. güzel. O Evet. yüzden de bir şeyinin iyi olmadığını fark edince hayal kırıklığı yaşarız. Evet. Böyle şeyler de yapmayalım. Birazcık işte bu biraz düşünsel derinlik gerektiriyor. Biraz da huzursuzluk, huzuru çok övüyoruz biz. Birazcık da huzursuzluğun insanın ihtiyacı olduğunu düşünmeye başladım ben bugünlerde. Çünkü şu lafı seviyorum. Geçenlerde Serdar söylemişti herhalde. Bir insan 2 dakika düşünsün, huzurlu kalamaz. Birazcık düşünmeye. Evet, az önce tabii ki sürenin son 4 dakikası gözüküyor bende ama toparlayamadan kesildik. Ben yine Kerem'i davet edeyim, bir son toparlamamızı yapalım. Çok güzel bir sohbet oluyordu çünkü. Bu güzel sohbetin devamında Keremcim seni tekrar alayım, son bir toparlamamızı yapalım. Her ikimiz de keyifli bir şekilde dağıldık. Ben 4 dakikayı atladım söylemeyi. Ve huzur ve huzursuzluk üzerine konuşuyorduk. Onu tamamlayalım. Evet, Keremcim, şey yanılttı tabii bizi. biz Bir şey saatten biraz yaptık. erken başladık. Evet Tam bir evet saattir aynen düşüyor. öyle. Aynen. Ya Yani zaten konuşma işimizi de nihayetinde doyamadık Ezicim, yani daha şimdi. konuşulacak çok şey var. Çok. Şirketlere dediğim gibi geri dönüşler üzerine konuşmaya başladık bile. Ailelere eğitim konusunda bu konuda desteklemek isteyen, merak eden kişilerin yaratıcı ebeveyni ve Beyin Akademi'yi özellikle takip etmesi istiyorum. Yani Evet. beni takip ediyorlardır zaten arkadaşlar. Zaten. Oradan da göreceklerdir ama orada özellikle gün be gün paylaşıyoruz. Ücretsiz içerikler paylaşıyoruz. Bu dönemde çok Evet. fazla yaptık. Yani elden geldiğince insanlara normalde ücretli sattığımız şeyi ücretsiz verdik. Ben yani neredeyse her gün mutlaka bir iki tane canlı yayına ya ben davet oldum ya biz davet ettik. Evet. Mesela buradan bir sürpriz yapayım. Hiçbir yerde söylemedim daha. Aa, süper. Ayın 18'inde bizim ebeveynler için paylaştığımız bir şey var. Mesela Evrim Kur'an'ı anne olarak çağırdım ben. Ufuk Tarhan'ı anne olarak çağırdım. İlk babayı da çok önce de bu projeyi konuştuğum biri yapmak istiyordum. Onun da yoğunluğundan dolayı ayın 18'inde Serdar Kuzuloğlu baba olarak davet ediyorum. Kimsenin görmediği taraflarıyla baba Serdar Kuzulu nasıl? Bu dönemde psikiyatrist arkadaşlarımızla buluştuk sürekli. Hafta sonları elden geldiğince onlara destek olduk. Yani hem otantik tarafla yani insan tarafımızla elden geldiğince hem farklı kimliklerimizle bir araya gelelim ve o kimliklerle insanları rahatlatalım. Mesela bu ebeveyn projemi şu yüzden yaptım önce. İnsanlar anne babalıkla ilgili bazen o kadar sıkışıyorlar ki ve bu sıkışıklığı sadece kendi koşullarıyla ilişkili zannediyorlar. Yani işte atıyorum, paramız olsaydı çözerdik işte. Kariyerimiz olsa çözerdik. Aynen. Makam mevki Evet. sahibi olsak çözerdik işte. Bir adamımız olsa sırf onun öyle olmadığını, aslında ebeveynliğin çok ortak bir sıkıntı olabileceğini dönem dönem ve bunu atlatmanın da muhtelif yolları olduğunu, herkesin kendine göre çözüm üretebileceğini, bazı konularda çok ortak çözüm önermelerimizin olabileceğini anlattığımız, mesela yani ne olursanız olun, ebeveyn olarak çalışın canım, yani ebeveynlik üzerine çalışın, gene ebeveyn olarak Evet. problemler yaşanabiliyor. Tabii. Çocuğunuz sınava girdiğinde problemler yaşanıyor. Bununla ilgili tutumlar, davranışlar, bununla ilgili konuştuk, konuşacağız. İşte biz Serdar'ı da, özellikle babaları bekletiyorum ki Serdar'ı alayım. Çünkü ilk ona öyle bir söz vermiştik, birlikte yapalım diye. O da sağ olsun beni kırmadı. Ayın 18'inde mesela onu alacağız. 18. Mesela bir öğretmen serisiyle, özellikle bunu ebeveynler izlesin. Mesela Evet. Ahmet Naçli, Ahmet Ekli Naçla. Vareli, bunlar benim çok sevdiğim dostlarım da oldu zaman içerisinde. Onlarla mesela oturduk, bu eğitimle ilgili bir takım düşünmeler yapıyoruz, anladınız mı? Yani Serdar'ı da alırız daha sonra. Ona Serdar. torunları da konuşuruz Serdar'cığım Sorun. senle. Bir yerden sonra da açıkçası mesela şeyi konuşuyoruz. Eğitim sisteminde kafa kafaya verelim. Neler olabilir? Sıra dışı Evet. şeyler gerçekten o kadar sıra dışı mı? Sıradan rutin şeyler gerçekten hala hayatımızda olması gereken şeyler mi? Ritüeller farkında olmadan nesiller boyunca yaşıyor Ece. Evet. Hayatımızda bazı şeylerin gerçek olmadığını, hakikat olmadığını, sadece ritüel olduğunu ve bu ritüel olmasının ötesinde bir anlam yüklendiğinde bunun suistimal olabileceğini, Olabileceğim. bunun mahalle baskısı olabileceğini unutmamak lazım.
Yani bununla ilgili bence memlekette aydınlık olmak, aydınlık olmayla alakalı gayrette olmayı arzu eden herkesin işin bu tarafıyla ilgilenmesi gerekiyor. Bu memlekette siyaset yapmakla vesaire aydın olunmayacağını, Olmuyor. memleket yani siyasete girmek ayıptır ya da siyasetteki herkes öyledir demek gibi bir şey olmasın bu. Hani bir anlamsız bir kahve siyaseti var ya hani bu Twitter üzerinde de şu anda çok gördüğüm. Evet. Onunla bir yere gidemiyoruz. Evet. O ölçekte çalışmak isteyenler gitsin orada çalışsınlar. Sivil toplum kuruluşlarındaki çalışmalar bak ne kadar önemli bu süreçte. Arkadaşlar Kesinlikle. kurgulanmış, yapılanmış STK'lar varsa bir konuda ciddi manada bu dönemde başarı gösterdi bakın bizim insan insana. Teknoloji kullanımında hiç farkında değiliz ama bu sosyal medya araçları sayesinde çok ciddi bir teknoloji kullanıcısı olmuşuz. Ha, iyiye kullanmışız, kötüye kullanmışız bilmiyorum ama bir becerimiz olmuş en nihayetinde. Ve o becerimizi baktığımızda iyiye yönetmek için bugün belki böyle kanallar olmalı. İşte kadın platformları olmalı. Artık 100 kişilik olmasına gerek yok. 10 bin kişilik, 100 bin kişilik olabilir. İnsan çalışan platformları olmalı. Ben de buna elden geldiğince destek oluyorum. İşte sağ olsun bir sürü derneklerden, vakıflardan aranıyoruz, soruluyoruz. Bazılarıyla profesyonel olarak diyoruz, bazılarıyla organizasyonun çeşidine göre elden gelince destek oluyoruz. Peryom bunlardan biri yani. Neredeyse her Evet. kongresine elden gelince destek oluyoruz. Yani ben Eksik hiç olma. Çok ya teşekkür hakikaten ediyorum koşun. size gerçekten. Çünkü niyetimiz bir ekosisteme katkıda bulunmak. Yani bu şahsi bir beklenti olamaz. Tabii Platform, ki tabii. hepimizin profesyonel hayatları var. Onu da zaten profesyonel şirketler bazen hocam bu sizin hakkınızdır diyor ki pek çok etrafımızdaki şirket bunu böyle değerlendiriyor. Ama bir yandan da biz bu süreçte çoğu insanla temasımızı hiç kesmemeye özen gösterdik. Aileler bizim için çok önemli, öğretmenler çok önemli o dernekler için. Ben tabii benim taraftan şirketlerle zaten sürekli bunu çalışıyorum Ece. Var mı başka sorumuz? Çok teşekkür ediyoruz sana. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Kimse doyamadı. Daha saatlerce dinlesek de doyamayız zaten. Seni biz hep biliyoruz. Estağfurullah. Ne demek? Şöyle Çok güzel. söyleyeyim. Biz de her zaman için Peryon Ege olarak yaratıcı ebeveyne destek olmak isteriz. Hani gönüllü olarak ne yapabilirsek bir STK olarak her zaman bu bölgede büyümek, gelişmek için ben kişisel olarak da gönüllünüz Biliyorum olacağım bu biliyorum her zaman arada. canım ben yani size senden Serdar'dan isterken yani hiç böyle istiyor rica Yok, ediyor öyle bir şey moduna bile yok. girmem. Tabii, Çünkü bir yani şey yok aramızda çünkü da. neden biliyor musunuz arkadaşlar bakın hemen bunu da söyleyelim. Bakın şimdi kolektif bilinç diye hani anlatıyoruz ama gerçeği budur. Gerçeği eğer bir müddet Barış da gelmiş bu Barış arada. da gel. Bir müddet canım Barış selam verelim. Eğer bir müddet aranızda paslaşmayı öğrendiyseniz bakın biz bir iş için takımlar kuruyoruz. Hakan Tetik var. Onu da mutlaka davet edeceğim. Hakan'ı da kulağına Tamam. buradan çınlatalım. Geçen Hemen. Hakan'a dedim ki Hakan Yazıyorum. yıllardır takım anlatıyoruz biz Hakan'la birlikte. Evet. Şirketlere gidiyoruz, eğitimler veriyoruz işte büyük gruplara. O da çok iyi bir takım eğitmeni. Hakan dedim ya biz bugüne kadar hep bir iş için takımlar kuruyoruz. Takımlar kurup sonra onlara iş vermek istiyorum ben artık. Takımlar kurup bak bu ne kadar güzel bir şey biliyor musun? Yani Hayır. niyetiyle iyi bir şekilde bir araya gelmiş ama tabii takım ciddiyetiyle. Evet. Ondan sonra arasında top çevirmiş. Hani ne iş olsa yaparımın ne iş olsa yaparıza döndüğü bir takım ruh hali. Ondan sonra zaten bence o ekibin üstesinden gelemeyecek bir şey yok. Ortak ruh denilen şey bu. Biz de aynı bu ekosistemde aynı senin gibi çok sevdiğimiz arkadaşlarla birbirimize o kadar itibar etmeye başladık ki ondan sonraki işi yapmak çok kolay bir detay olarak kalıyor. Belki bundan sonraki süreçteki ben bunu otantik takımlar diye şirketlere yavaş yavaş anlatıyorum. Bundan sonraki süreçte önce insanları bir araya getirmek. Onlardan olgun bir ekosistem bunun chartını yazdık. Yani nasıl yapılacağına dair. Çünkü beynin bu manada uyumlanması bir süreç. Ondan sonra onlara işi atamak verimi çok ciddi arttırıyor. Ve bununla ilgili dünyada çalışmalar var. Ben dünyada bütün STK yapılanmalarının da uzun vadede bütün organizasyonun da bu tip bir kültürel dönüşüm yaşamasını arzu ediyorum bireysel olarak. Ve geçen onu söyledim. Yani çok konuştuğum bir şey değildi. Bak burada da yeri geldi söylüyorum. Valsak çok iyi olur. Ama buna çok hazır değiller. O yüzden burası emek gerektiren bir alan dedi. Sonra dedim ki abi o zaman şöyle yapalım. Biz gene normal yolu devam edelim. Buraya da emek vermeye başlayalım. Çünkü ben bunu kendi dostluklarımda çok fark ediyorum. Çoğu şirketle iş ilişkisinin ötesinde bir dostluk ilişkisi kuruyoruz. Ve o dostluk ilişkisi, bu dostluk ilişkisi
çıkarcı bir ilişki değil. Değil. Bazılarıyla Doğru. çalışmamıza gerek Tabii. yok. Bambaşka bir var. O ilişkinin üzerine problem çözme kabiliyetimiz o kadar gelişiyor ki. Tabii. Yani iyi ilişkilerle biz bunu hep kötüye kullanmışız bugüne kadar. İşimizi yaptırmak için kullanmışız. Şimdi tersten yürütebiliriz. Bununla ilgili de gayretlerimiz, emeklerimiz var. Bununla ilgili de mutlaka yeri geldiğinde meraklı arkadaşlarla konuşuyor oluruz. Dediğim gibi biz böyleyiz. Yani çalışmaya, Evet, üretmeye, harika. içerikleri geliştirmeye devam Evet. ediyoruz. Meraklı herkese bu konuda destek oluyoruz elden geldiğince. Zaten işbirliklerimiz baki. Tekrar teşekkür ediyorum bu Biz ağırlama teşekkür için. ediyoruz. Sana, Çok sağ ol Kerem. Serdar'a ve tüm Peryon ekibine, İzmir'e. Teşekkürler. En son Hadi bakalım. Antalya'da seni davet etti. Çok teşekkür ediyoruz hem Ay, katılımcılara hem Antalya'yı sana. görmedim. Evet. Torpili Evet. büyük. Antalya ekibinde bir sınıf arkadaşım var, Yılmaz orada. Okey Hepsine çok onlar. selam veriyorum. Biz Kocaman de sana öpüyorum herkese çok arkadaşlar. Bir teşekkür istek ediyoruz olursa biz Kerem. buralardayız. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Görüşmek dileğiyle. Çok sağ ol.